그걸 누구지? Boşta squat yapalım. Şöleleri bağlayıp böyle squat olarak. Şöyle mi? Ha şöyle mi bak? Tamam çek. Jimnastik yapıyordum daha önceden. Kendim taşıyabiliyordum ellerimin üzerinde. Hocamın bu şekilde beni keşfetti. Bu şekilde başladım. İşte vücudun şeklin falan halter için çok uygun dedi. Ve genelde kısa boyluların daha çok avantajı oluyor bu sporda. Çekme mesafemiz daha şey olduğu için. Hafif sikletlerin de avantajı olduğu için bu şekilde başladım. Bak olur mu? 1, 2, 3 hadi. Harikasın. Tamam. Oldu. Cansu ellerin üzerinde yürüyerek kendini kaldırabildiğini ama jimnastikte de belirli bir yaş kategorisi var. Cansu'nun orada başarılı olamayacağını anlıyor ve antrenörüyle konuşarak Cansu'yu halter sporuna kazandırıyor ve böyle bir şampiyon sporcumuz. 2 aydır burada Antalya'da Cansu Bektaş'la beraber çalışıyoruz. Zaten çalıştığımız ortam itibariyle de sağlık otelinde çalışıyoruz. Cansu'nun ufak bir sakatlığı vardı buraya geldiğinde. Gerek Aynur Hanım olsun, gerek Kazım Bey olsun bu konuda bize yardımcı oldular. Cansu'nun sakatlığı geçti ve yaptığı en iyi kaldırıştan 5 kilo daha üstünü yaptı. Totalde 8 kilo üstünü yaptı. Geldikleri günle bugünkü arasında çok anlamlı bir başarıları olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, mesela sporcular ilk geldiğinde yani halteri kaldırdığında bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Yani sporcu sakatlıkları vardı. Bütün bunlara doğru yerde doğru dokunuşla çok iyi performanslarını artırıcı çok iyi gelişmeler elde ettik. Ki bunu sporcuların üzerinde gerçekten ciddi şekilde görebildik de. Başarı normalde bir spor kampında eğer bir sporcunun başarısı %10 ise o kamp çok başarılı demektir ki bunun çok ötesine çıktılar. Örneğin bir Cansu kızımız var, dünya şampiyonu. İşte halterde 66 ile geldi. Rakam söylemem doğru mudur değil midir bilmiyorum ama 76'ya çıktı. Çok büyük bir başarı. Dünya dünya şampiyon sayısının üzerinde bir rakam.